Artık durumu getireyim. Hayvanın otlamasına devam etsin. Gerek alın sizi, dağılın biraz. O senin abi, şimdi seni yukarıdan aşağıya katar. Getir. Bana boğuştu. Tyson'ın boğuştuğu abisi. Gördüğünüz gibi Tyson hep kafadan tutuyor arkadaşlar. Keşler, ufak keşler. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar bugün yaylada ilk günümüz ve Tyson Bey'i getiriyorum. Sürüde bugün Tyson var. Şimdi ileri gittiğimizde salacağım Tyson arkadaşlar. Zalimi bir bağladık. Keş de çok gelmek istiyor da. Keş de Tyson ben ezici oluyor ve şu anda biri hamlansın, diğerini bırakacağız arkadaşlar. Yani ikisini bir anda hamlandırmayacağız. İkisi olunca çok giderler, daha hamlanırlar. İlk bir iki gün ayrı ayrı gidecekler. Tyson! Şimdi birazdan seni salacağım oğlum. Tyson Bey'i salıyoruz arkadaşlar. Yaylada ilk gün. Çok seviniyor şimdi. O da burayı ne zamandır özlüyor. Çünkü orada insanların küçük köpekleri vardı. Ve bir hafiften de adamcılık var. Yerine göre biraz psikopatlık da var. O yüzden burada artık tek başına bugün gelecek. Sonra çift yapacağız. Yani artık bundan sonra Tyson özgür. Orada arkadaşlar amcamın köpekleri var. Keşke dişimiz ve Bozok'un kardeşi. Yani Tyson'ın da kardeşi ama Tyson'dan bir yaş büyük. Tyson biraz onlara doğru bakıyor. Şimdi onlar Tyson'ı boğabilirler. Çiftler ya. Tyson'da tek arkadaşlar. Çarata. Artık geçen sene gibi değilsin Tyson. Koca bir adam buldun. Tanımak istiyor da onlar ya birden koşup gelecektir ya da ses çıkarmayacaklar. Oh Tyson da çelik gibi oldu kerata ya. Bugün arkadaşlar kurtlara biraz sürsün. Bayağı bir kurt vakası varmış burada. Biz de inşallah en kısa zamanda görüntüleriz. Bakın bu yukarı doğru giden de kesten yavru arkadaşlar getirmişti mi edişi? Bayağı bir ağırlaşmış. Tyson tabii aksi bir köpek olduğu için illa ki onun yanına gidecek. Oradan da önüne katıp getirdiler sürü yanına herhalde. İlk başta Tyson biraz çekingen olur arkadaşlar. Ondan sonra kendine gelir. Tyson keşi arıyor aslında gözleri. Ama şimdi keşle beraber sen direkt bu köpeği öldürürlerdi. Aslında o köpek arkadaşlar çok değerli bir köpek. Acayip yabaniye gidiyor. Mükemmel yani. Bozo'nun yavruları da böyle ya. Yabani deriz. Bak yine gidiyor onun yanına, bak bak. O senin abi, şimdi seni yukarıdan aşağıya katar. Getirir. Aksilerin huyunu her zaman kötü yönlerini her zaman çekmişler arkadaşlar. Ayağını kırdılar, boğdular. Gene durmuyor ya. Ya böyle olur biraz ya. Fazla köpekler işte dışlı olma. Bu da dün yolda geldi arkadaşlar. Çok yorgun. Yerden kalkmıyor. Terbiyesi Tyson'a. Oo Tyson ondan büyük olmuş ya. Çarataya bak. O bundan bir yaş büyük abisi arkadaşlar. Tyson güzel olmuş. O da deli bir gidişi var arkadaşlar. O köpeğin var ya. Yani öyle bir gidiyor ki. Aslan kardeş olduklarını bildiriyor ya. Şimdi de birleşirler diye köpekleri boğarlar. Yani akıyor gidiyor yani. Bir köpek bu kadar mı gider ya? Bak şu önde köpek var ya arkadaşlar. Aşırı derece gidiyor ya. Yabani bir kokusunu alsın. Taş eriye gidiyor. Bu da değişik çıktı yani. Biraz deli yani. Fazla köpekleşiyor. Bir bakıyorsun bu sırtta, bir bakıyorsun o sırtta. Yani onu kadar geniş alan tarayan köpek bende de yok yani. Cicileri de arkadaşlar dışarıya saldım. Hiç yolda ölen falan olmadı Allah'a şükür. Şimdi yağışlar geliyor. Bir hafta içerisinde eğer bu yağışları atlatabilirsek kazasız belasız şekilde. Bundan sonra civcivlere burada ölüm yok. Civcivler burada bayağı bir güzelleşiyor arkadaşlar. Keratalar sizi dağılın biraz. Böyle biraz önce otlardan yediler. Bu civcivlerin ilk salınışları. İlk kez keratalar salıyoruz. Hepsi Volkan'ın yavrusu. Bir haftaya burada atlatırlarsa, işte içeri dışarı girmeyi öğrenirlerse bundan sonra burada bunlar canavar gibi olur arkadaşlar. Ama bir hafta çok önemli. Köpekler inşallah bir şey yapmazlar bunlara. Kuşlar falan.
Anneler çok güzel korumaca ama belli olmaz, yavru çok. Biraz sonra koyunların yanına gideceğim. Bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ama. Tam bilemiyorum, ekip kalabalık yaydık buraya koyun gibi. Bayağı bir güzeller. Güneş de var biraz. İşte ama havalar soğuyacak. Bundan sonra inşallah başlarına bir olay gelmez. Ve yolda posuldu hayvanlar. Kuzuların üzerine bir halka yiyorlar. Şimdi arkadaşlar amcamın sürüsünün yanına gidiyorum. Bizim sürümüz burada otluyor ama amcamın sürüsü sahipsiz arkadaşlar. Amcamla babam şu anda köye yeni geldiğim için koyunların çadırlarını çekiyorlar. Bizim sürüye ben gidiyorum ama amcamın sürüsü böyle kenarlarda otluyor. Onu böyle sürekli drone'la kontrol ediyorum. Bir de mesela bakıyorum fazla açıldı ya, hemen çeviriyorum. Şimdi yine bir teftiş yapacağız. Şimdi bakalım sürünün durumu nasıl arkadaşlar. Yani gözüm sürekli sürünün üzerinde, çünkü şu anda bahar ayları. Koyunları şöyle bir toplayalım. Zaten o terleri de var şu anda. Fazla uzağa gitmesinler. Bakın amcamın köpeği de içinde arkadaşlar. Tyson abisi. Şimdi bu köpekler çok sürekli sürüye gittikleri için, bakın koyun ürküyor ya, köpek şaşırıyor. Köpek etrafa bakıyor arkadaşlar. Anlamaya çalışıyor. İlk kez drone görüyor herhalde. Diyor koyun ürküyor. Ama etrafta bir şey yok. Köpek şöyle bir inceliyor bakın. Diyor koyun ürktüğü zaman köpek bilir ki bir şey var yani. Köpek şu an bak gördüğünüz gibi sürekli sürü gözetliyor gözü üzerinde. Biraz daha koyunları aşağı sürelim. Ama tabii içim şimdi rahatladı çünkü köpek sürünün önünde. Zaten bu bozo soyu böyle arkadaşlar. Sürü için yaratılmış bir şey. Bakın hemen bir uzaklaşalım. Amcam babam da burada çadırları çekiyorlar. Çeşmeyi de orada. Çadırın önüne bağlı. Akşam kurt girmesin diye. Sürüyü toparladık bir. Tabi arkadaşlar bu arada bizim sürümüz de bayağı bir dağınık. Şimdi onları da toparlayalım. Çünkü fazla dağınık olması iyi değil. Boyunların önü böyle gidiyor. Tam buralar çayır arkadaşlar, şu yemyeşil olan noktalar. Ama yeni geldik diye biz kendi çayırımızı şu an otarıyoruz. Başkalarının çayına bırakmıyoruz tabi. Yani bu koyunların otladığı yer bizim çayırımız. Burayı biz otarıyoruz şu anda. Herkesin bu şekilde çayırı var. Onları sonra biçip kışın hayvanlara yediriyoruz. Hayvanların önünü kırdık arkadaşlar. Hayvanlar bayağı bir dağınık şekilde, güzel bir şekilde otluyorlar. Artık drone'u getireyim. Hayvanlar otlamasına devam etsin. Bayağı güzel bir tablo oluştu. Bizim koyun da fazla korkmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar Tyson'la sabah gördüğümüz Tyson abisi boğuştu. Tyson ayağını fena tuttu ama Tyson da yani abisi olmasına rağmen fena boğuştu. Belki de ilerleyen süreçlerde ayırdık yani de abisini boğar gibime geliyor yani. Tyson da yaman boğuşmuş ha. Abisi olmasına rağmen hiç taviz vermiyor. Kaktıra indirir, kaktıra indirir ayağı. Sistem parçası. Son kalemiz Tyson. Bu da arkadaşlar Tyson'ın boğuştuğu abisi. Gördüğünüz gibi Tyson hep kafadan tutuyor arkadaşlar. Ayaklardan tutmamış. Abisi de ama çok yaman kurtçuk. Zaten benziyor abisi bayağı bir. Diğer kardeş arkadaşlar. Bu boğuştuğu abisinin kardeşi.
Yani bozokun kardeşi bu da. Bu çok büyüdü ve acayip yabaniye gidiyor. Çok fena da huyruk sarıyor. Çok da uyumlu bir köpek arkadaşlar. Ama fena da boğuşuyor bir de. En büyük bu oldu yani yavrular içerisinde. Çok güzel bir köpek. Bunu ileride ben de alabilirim. Bozoya çok benziyor. Bozodan bir gömlek de üst oldu. Birey, nasıl köpeğini seviyor musun? Çok büyüdü ya bu. En büyük herif bu. Boğuşmanın üzerine bir gün geçti arkadaşlar. Tyson hafif aksıyor. Tyson abisinin kafadan tuttu. Abisi de Tyson'ın bacağına girdi. Tyson Bey yerine saldık ama. Yakın zamanda da Keş Bey sarılacak. Tyson! Abine bulaşma. Ya sürülerin köpeklerini gördük arkadaşlar. Hemen ayağı dikildi. Sürünün başında emriyor. Burada da bozonun oğulları var. Bunlar bu önde gelen tarafından 2 ay küçük arkadaşlar. Burada 4-5 tane köpek var. Tyson Bey burada tek. Ne oldu, isyan mı çıktın? Ne oldu burada ya? Sessiz olun biraz. Arkadaşlar bu arada boncuk dişimizde bugün yavruladı. Şu anda önünde iki dişi iki erkek yavru var ama doğum yapıyor herhalde şu anda, bana öyle geliyor. Bunlar da Keş Bey. Boncuk. Boncuk bayağı psikopat arkadaşlar. Kızım sadece ben yabancı değilim ya. Allah Allah. İki dişi iki erkek var. Ya bunların babaları Keş arkadaşlar. Zaten diğer yavrulara çok benziyorlar. Doşkan şu anda 9 yavrusu olmuş ve ikisi ölmüş arkadaşlar. 4 erkek 3 dişi var bildiğim kadarıyla şu anda yaşayan. Bundan da şu anda 2 dişi 2 erkek var. Ama daha sonra ne olur? Herhalde yavruluyor şu anda. Bunlar da Keş Bey'in yavruları. Arada 3 gün farkla köpekler yavruladı. Şimdi dişi herhalde yine yavrulacak gibime geliyor. Ondan sonra bakalım kaç tane yavrusu kalacak. Keş Bey'in yavruları. Boncuk be, adamcılık var sende. Bak bunlar ne kadar akıllı, bak bana şey yapma. Keşler, ufak keşler. Hepsi Keş Bey'in yavruları. Bir tane daha vardı ama boncuk o senin altında herhalde. Boncuğa da yaklaşamıyorum arkadaşlar, birazcık sıkıntılı. Kerata seni, sen nasılsın? Ya bu arada arkadaşlar doğumlar çok oluyor. Yavruları da altına verdim arkadaşlar. Dişim şu anda elde yani doğuruyor. O yüzden biraz sancılar var. Kızım ben gidiyorum. Bana bulaşma. Tamam. Psikopat tamam. Şimdi arkadaşlar kuzuları içine kattık. Öğleden sonra oldu. Kuzuları anneleri bayağı bir dağılıyorlar. Yani tam kurdun istediği gibi oluyor aslında. Burada dere tepe olduğu için çok saklanabiliyor. Tyson şu arkaya gitti. Tyson şu anda tek yatan. Köyün yanına gideceğimiz için çift köpek götürmüyorum ama yağmur yağacak birkaç günü. O zaman Tyson'la Zalım'ı ya da Zalım'la Keş'i götürebilirim. Biraz daha uzaklara ilerleyeceğiz. Tyson da geliyor arkadaşlar. Orayı kontrol etti. Tyson şu an yaralı ama onun için pek bir önemi yok. Sırttan gibi bir köpek, değişik bir yapısı var. Aynen sırttana benziyor. Postuk yani. Ne başına ne gelirse gelsin yine de şeyden vazgeçmiyor. Şu anlık hayvanda biraz yaramazlık yapıyor. Yakında çok güzel videolar bizi bekliyor arkadaşlar. Artık yerimize ulaştık. Drone'umuz çantamızda. Kurtları bekliyoruz. Yavrularımız da bol bol oluyor. Bir anda bakalım yine olacak mı? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.